İyi akşamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Maalesef bir teknik aksaklığımız var. Dolayısıyla kameramız çalışmıyor. Fakat eğer ses doğru geliyorsa chat kısmından haber olabilir misiniz? Doğru mu geliyor ses? Tamamdır. Tamam, teşekkür ederim. Tamamdır, teşekkür ederim. Bu akşam beraber fiyat formasyonlarını açıklamaya çalışacağız. Bu ayın ilk webinarı Salı günü oldu ve bugün YouTube Tikmil'in YouTube kanalında yüklendi. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Risk uyarımız var. Bu risk uyarısını yayınlamamız gerekiyor. Bugün anlatacaklarımız genel olarak ve bütün webinarlarımızda anlattıklarımız bir eğitim niteliğinde olan webinarlarımızdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bu akşam anlatacaklarımızın bu arada sorularınızı soru ve cevap question and answer kısmında yazarsanız webinarın son kısmında cevaplamaya çalışacağız. Bu akşamki konumuz fiyat formasyonlarıydı. Şekilde fiyat formasyonları, tekrarlayan hareketler, psikolojik seviyelerin önemi, birkaç örnek aldım. O örnekleri açıklamaya çalışacağız. Bunlar üzerinde herhangi bir sorunuz olursa ya da Forex kısmında herhangi bir sorunuz olduğunda soru ve cevap kısmında yazarsınız. O şekilde webinar eğitimin sonunda cevaplamaya çalışırız. Tamamdır, şu şekilde başlayabiliriz. Şimdi fiyat formasyonlarında bildiğiniz gibi birçok formasyon çıkıyor karşınıza. Bunları sadece grafik olarak bu şekilde aldım. İşaretleyiciden tükenmez kalem. Tamamdır. İsimlerini yazmadım ama bildiğiniz gibi bu ikili tepe, obo hareketi, takos hareketi, işte range diyebileceğimiz hareketler ve bunların tam tersi olan ikili dip, ters hobo, tekrar range hareketleri. Fakat burada anlatacağımız formasyonlar sadece bunlarla kısıtlı değil. Birkaç formasyon daha aldım. Ama öncelikle bunları birkaç örnekle anlatmaya çalışacağım. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki formasyonları daha basitleştirilmiş hali bulunuyor. Yoksa yani bunları piyasada görmek tabii biraz daha zor oluyor. Bazen tam olarak hangi formasyonun oluştuğunu ya da bir iki formasyonun beraber oluşup hareket ettiğini görmek bazen bizi de zor durumda bırakabiliyor. Daha da zorlaşıyoruz. Simetrik üçgen diyebileceğimiz bir hareketle başlayabiliriz. Bu hareketlerde fiyat gördüğümüz gibi bir impuls veya bir itki bulunuyor başlangıçta. Sonrasında önemli bir seviye olabilir. Bu günlük veya haftalık bir direnç olabilir bu konuda. Fiyat dalgalanıp belirli bir formasyon oluşturuyor. Burada gördüğümüz bazı son oluşturduğu destek seviyeleri kırılıyor. Sonrasında son oluşturduğu diğer destek seviyelerinden satış pozları devam ediyor. Fakat bunlar aslında fiyatın konjonktürel dalgalanmaları oluyor. Burada gördüğümüz gibi tekrar bir direnç ile karşılaşıyor. Sonrasında destek, direnç ve bu şekilde yeni bir formasyon çıkıyor önümüze. Bu formasyonun tabii gördüğümüz gibi bir
sanki fiziki bir taban oluşturmuş durumda olduğunu görüyoruz. Her halükarda bunun bir taraftan kırılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla o yönde de sonra hareket etmesini bekliyoruz. Örneklere tekrar döneceğim. Canlı piyasa analizi de yapacağız. Orada birkaç formasyonu bulacağız. Fakat bu örnekte örneğin alış veya satış yönde olup olmadığını nasıl anlayabiliriz eğer bu şekilde bir soru soracaksak? Öncelikle bu formasyonun öncesinde olan hareketin hangi yönde olduğunu bakmak faydalı olacaktır. Burada gördüğümüz gibi hareket yukarı yönlü imiş. Dolayısıyla buradaki bu formasyonun bir düzeltme hareketi, bir take profit hareketi, kar alma hareketi olduğunu varsayarak bundan sonraki gelecek hareket tekrar alış yönlü olacağını yani öngörebiliriz. Fakat şöyle bir durum daha var. Burada oluşan son destek ve direnç noktalarını takip ederek bu üçgenin sadece yukarı yönlü değil, aşağı yönlü de gitme ihtimali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla son oluşan destek seviyelerinin kırılması bu durumda, bu seviyeler ki aslında ikili dip formasyon da olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin kırılması durumunda satış pozları da devam etme ihtimali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sadece bu şekilde bir formasyon gördüğümüzde illa yukarı yönlü gidecek diye bir kaydı yok. Diğer formasyonlar aynı şekilde bir taban olarak destek seviyesi oluşturmuş ki bu tersi de olma ihtimali var gördüğümüz gibi piyasada. Bir de oluşan bir trend diyeyim. Yani taban çizgisi, dirençler çizelgesi. Burada da aynı şekilde son oluşan direnç ve destek noktalarını takip etmekte fayda var. Çünkü bunun illa yukarı yönlü kırılacağı gibi bir varsayım içinde olursak fiyatın ani bir şekilde burada oluşturduğu taban kısmını kırıp satış pozları hızlanabilirdi. Dolayısıyla bu üçgen içerisinde ya da genel olarak formasyon oluştuğu zaman herhangi bir alış veya satış yönlü bir pozisyon almak daha riskli oluyor diyebilirim. Çünkü hala fiyat kendi yönünü belirlememiş. Dolayısıyla belli olmayan bir yönü belli olmayan bir trende girmek yanlış olur aslında. Şimdi bunları yukarıda anlattıklarım günlük çubuklar. Örneğin burada da 4 saatlik çubuklarda birkaç formasyon görebiliriz. Birçok formasyon görebiliriz. Mesela daha yakın yaklaştığımızda, daha uzak olduğumuzda farklı formasyonlar görebiliriz. En belirgin haliyle ikili dip formasyonunu görüyoruz. Burada ikili dip formasyonu aynı şekilde bir direnç seviyesi var. Burada gördüğümüz gibi bu direnç seviyesi ikili dip formasyonunun bu çubuk ile kırıldığını görüyoruz. Aynı şekilde sonrasında gelen bir düzeltme hareketi var. Bu arada Eylül ayı içerisinde yaptığımız webinarlarda bu düzeltme hareketinin daha düşük saatlik dilimlerinde takip edilerek hangi yönde ve ne zaman alış veya satış pozisyonu açılması gerek açılabilir konusunda webinarlarımız var. Bundan dolayı isterseniz Tikmil'in YouTube kanalında bu videoları da tam olarak bu konuyla alakalı videoları da izleyebilirsiniz. Gördüğümüz gibi ikili dip formasyonu var burada. Yani göze çarpan ilk bakışta. Diğer taraftan mesela burada bir düz direnç olan bir üçgen görüyoruz. Direncin gördüğümüz gibi bir destek trendi oluştuğunu görüyoruz.
aynı şekilde yukarı yönlü bir kırılma, bir test süreci ve alış pozisyonu, alış yönlü bir hareket mi görüyoruz? Diğer taraftan bu şekilde diyebileceğimiz bir, tam olarak çizgiler de düz çizilmiyor fakat bir takos hareketi de görebiliriz. Aynı şekilde burada da gördüğümüz gibi son direnç ve destek seviyelerini takip etmek son derece önemli çünkü fiyatın hangi yöne doğru karar aldığını, hangi yöne doğru hareket edebileceği konusunda yani candlesticks, bu mumlarla görmemiz daha kolay oluyor. Daha bu mesela 4 saatlik bir grafik. Bu grafikte mesela diğer daha yakından baktığımız zaman mesela burada ikili tepe de görmemiz mümkün. İkili tepede mesela bu şekilde bir destek seviyesi var. Desteğin kırılması, fiyatın bu desteğin altında kırılıp satış pozisyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Pardon. Aynı şekilde burada ikili tepe formasyonu var. İkili tepe, ikili dip formasyonu tam tersi oluyor. Burada da son direnç ve destek seviyelerinin önemi var. Önemli oluyor. Burada gördüğümüz gibi bu çubuk, şuradaki kırmızı çubuğun diğer bütün kısımları yukarıda tuttuğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu seviyenin tam kırılmadan herhangi bir pozisyon almak daha riskli olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde burada da sadece ikili tepe formasyonunu görmüyoruz. Birçok formasyon daha görüyoruz ya da daha yakından baktığımız zaman burada da bir ikili tepe formasyonunu görüyoruz. Mesela bu kısımla bu kısım arasında ki bu da aynı şekilde 4 saatlik bir görünüm. Daha yakından baktığımız zaman aynı şekilde şu anki bu tabloyla tabloya yakın bir görüntü görebiliriz. Örneğin burada bir bayrak hareketi görebiliyoruz. Aynı şekilde burada kırılma, test süreci ve alış pozlarının devam etmesini görüyoruz. Burada aynı şekilde kırılma, test sürecini ve alış pozlarının devam ettiğini görebiliyoruz. Yani sadece tek bir formasyon üzerinde odaklanmaktansa genel olarak piyasanın ne yönde hareket ettiğini, hangi formasyonları yaptığını, oluşturduğunu takip etmek trading süreci kısmında, işlem yapma süreci kısmında yani bize yardımcı olabilir. Yani fakat şöyle de bir durum var. Şahsen benim çok trade etmediğim birçok formasyon var burada. Mesela ikili tepe veya ikili dip formasyonu olma ihtimalleri var. Birçok şeyi de görüyoruz bu şekilde. Ama benim için önemli olan bu oluşturduğu son direnç destek seviyelerinin nasıl kırılıp kırılmadığını takip etmek oluyor. Diğer formasyonları da devam edelim. Mesela burada bir üçlü dip formasyonu var. Mesela burada olan üçlü bir dip formasyonu var. Aynı şekilde 1, 2, 3 üçlü dip bir formasyon var. Dolayısıyla yani sadece bu kısma odaklanırsak ikili dip olarak da sayabileceğimiz bir formasyon var. Ama yine aynı şekilde diğer örneklerde de söylediğim gibi destek ve direnç bölgeleri bu konuda en önemli kısım olduğunu düşünüyorum. Örneğin burada bütün bunları yukarıda tutan, burada oluşan destek seviyesi. Gördüğünüz gibi bütün çubuklar bunun üstünde kapanmış durumda. Bu çubuğun oluşması ise buradaki destek ile karşılaşması, burada oluşan son direnç seviyesinin kırılması, test edilmesi ve tekrar fiyatın yukarı yönlü hareket etmesinden dolayı oluştuğu bir direnç destek seviyesini görüyoruz. Aynı şekilde burada
gördüğümüz ikili dip formasyonundan sonra oluşan direnç seviyesi kırılmış. Şu anda kırılmış. Düzeltme hareketi olmuş ve tekrar fiyat yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Burada mesela bir range hareketi var. Yani fiyat aşağı yukarı ortalama aynı seviyelerde gidip gelmiş. Son zamanda ise bu çubukla kırılmış, sonrasında bu çubukla ise test edilmiş ve satış bozları aşağı yönlü devam etmiş. Bu tip hareketlerde fiyatın yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü gideceğini kesinlikle bilmiyoruz. Dolayısıyla range'in bitmesini beklemek daha düşük riskli pozisyonları almamız konusunda yardımcı olacaktır. Yani yine de sizin trade metodunuzu bilmiyorum. Fakat şahsen ben range içinde trade etmeyi pek olumlu bulmuyorum. Çünkü fiyat, örneğin şöyle bahsedelim. Burada bir range oluştuğunu zaten görebiliyoruz. İkili dip veya aynı şekilde burada ikili tepe oluştuğunu görüyoruz. Bu şekilde bir range oluştuğunu görüyoruz. Ama illa burada satsak satış pozisyonu ve kar edeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle düşünelim. Burada satın aldıysak o zaman burada kesinlikle stop olmuş olacaktık. Dolayısıyla fiyatın kendi yönünü belirlemesi için zaman vermemiz gerekiyor. O şekilde daha risksiz pozisyonlara girebiliriz. Burada az çok bir takos hareketi var. Son kısmında genişleyen bir takos hareketi var. Pardon. Pardon. Burada oluşan bir takos hareketi var. Son kısımda genişleyen bir hareket var. Fakat örneğin diğer kısımlarda olduğu gibi yükselen bir trend olmasına rağmen sonrasında tekrar yükselmiyor. Fakat son oluşturduğu destek seviyesini kırarak, şu şekilde kırarak, orada yeni direnç seviyeleri oluşturarak satış pozisyonları devam ediyor. Aynı şekilde burada oluşturduğu yeni direnç seviyeleri burada olan direncin, desteğin kırılmasından dolayı kaynaklanıyor. Aynı şekilde burada da bir çok güzel bir trend oluşmuş durumda. Diğer bütün örneklerde verdiğim gibi aynı şekilde burada da son oluşan destek ve direnç seviyelerini takip etmekte fayda var. Çünkü bu seviyenin kırılması durumunda hem trendin kırıldığını görüyoruz, hem fiyatın son oluşan diren seviyesinin kırdığını ve üstünde kapandığını görüyoruz. Bu şekilde de yönünü daha net bir şekilde görebiliriz. Örneğin burada olan diren seviyesi burada desteğe dönüşmüş durumda. Ya da burada olan diren seviyesi burada desteğe dönüşmüş durumda. Başka bir hareket aynı şekilde gelen itkiye görüyoruz. Düzeltme hareketi var. Sonrasında tekrar devam eden bir alış pozisyonu var. Bu şekilde son oluşan diren seviyelerin bunu olarak kabul edebiliriz. Fakat fiyat buradaki diren seviyelerini kale almış diyebiliriz. Dolayısıyla burada da yeni destek oluşmuş durumda. Yeni destek oluştuktan sonra, range hareketi bittikten sonra alış pozisyonları için alış pozisyonlarını daha rahat ve daha risksiz alabileceğimizi hesaplıyoruz. Aynı şekilde burada da mesela sadece illa formasyonlara odaklanmaktansa Fibonacci seviyeleriyle beraber, yani burada olan itkiden sonra düzeltmenin, yani ortalama bu muhtemelen yarısı, evet 0.5 Fib veya buradaki seviye ise
0.618 seviyelerine kadar bir düzeltme yaptığını görebiliriz. Dolayısıyla extension, yani nereye kadar ulaşacağını hesaplama konusunda Fibonacci'den bulabiliriz. Bu arada soru cevap kısmında bir sorumuz var. Bunu webinarın son kısmında cevaplayacağım. Hatta sorduğunuz soruyla ilgili de bir örneğimiz var. Devam ediyoruz diğer formasyonlara. Mesela buradaki formasyonları da tespit etmeye çalışalım. Burada mesela daha yakından baktığımız zaman şu şekilde bir omuz baş, omuz ters, omuz baş, omuz hareketini görüyoruz. Aynı şekilde burada da sadece son oluşan omuzdan satın alayım, bu her türlü yukarı yönle gider bir fikrini yanlış buluyorum. Çünkü burada oluşan bir düşüş trendi de var şu şekilde. Dolayısıyla bunun aynı yönde daha da aşağı yönlü yönde gitme ihtimali var. Yani hiç omuz baş omuz hareketini bitirmeden. Dolayısıyla omuz baş omuz hareketinin tamamıyla bitmesini, son oluşturduğu direnç seviyelerin kırılmasını beklemek gerekiyor. Mesela bu çubukla bu son oluşan direnç seviyesi kırılmış, sonrasında gelen bir range hareketi veya düzeltme hareketi var. Ondan sonra da fiyat yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmiş. Dolayısıyla daha az riskli pozisyonlar almak için formasyonları takip ederek onların tam oluşmasını, sonrasında fiyatın da bu formasyonlardan hangi yöne doğru çıkacağını takip etmek, ona göre de gereken pozisyonu, gereken işlemi açmak daha doğru olacaktır. Daha az bir risk elde etmiş olacağız. Bu sadece fiyat formasyonlarını anlatmaya çalıştık. Birkaç tanesi daha sonra da açıklayacağım ama bu şekilde de fiyatın davranış biçimini de öğrenmek çok önemli. Bu birincisi, şu şekilde yapalım. Bu ikincisi, bu da üçüncüsü, bu da dördüncüsü. Mesela bunların aynı, hepsi NSD-GPY hareketinin, paritesinin günlük olarak 2019, burası 2019, dördüncü fotoğraf, 2010'a kadar olan hareketleri. Buradaki seviyeler de aynı şekilde, yani aynı seviyeler. Dolayısıyla 10 yıllık bir süreç içinde fiyatın nasıl hep aynı seviyeleri, ortalama 100 pipslik bir bölgeyi, buradaki sarı renkli bölgeyi nasıl her zaman yani desteklediğini, nasıl her zaman orada takıldığını görebiliriz. Mesela bu birinci fotoğrafta oluşturduğu formasyonlar hep o seviyelere yakın. Oluşturduğu direnç ve destek seviyeleri hep o seviyelere yakın. Bakın burada çok net bir şekilde de görebiliyoruz. Oluşturduğu direnç, destek seviyeleri hep aynı. Burada bu şekilde oluşturduğu destek, direnç seviyeleri hep bu seviyeye yakın. Dolayısıyla bu da fiyatın bir davranış biçimini anlatıyor. Bununla ilgili Pikmin'in MetaTrader 4 kısmında birkaç seviye göstereceğim. Birkaç pariteye bağlı. Oradaki haftalık seviyeler, yani yıllardır çalışan seviyeler. Dolayısıyla o seviyelere yakın fiyatın hareket ettiğini gördüğünüz zaman hangi işlem açmanız gerektiğini çok net siz de bulabilirsiniz. Aynı şekilde dördüncü fotoğrafta 2010 yılına ait fiyat devamlı bu seviyede hareket ettiğini, direnç ve destek seviyesini bu seviyelere göre belirlediğini görebiliyoruz. Davranışsal analiz, yani fiyatın belli bir noktada, belli bir hareketinden sonra yaptığı hareketlere deniliyor. Yani tekrarlayan hareketler.
Örneğin bu USD JPY paritesi Amerikan doları Japon yeni paritesinde olan tekrarlanan bir hareketi görüyoruz. Şu sarı kutudaki hareket buradaki yeşil hareketin aynısı, kopyalanmış hali. Gördüğümüz gibi şu düzeltme sonucundan sonra, hareketinden sonra tekrar bir satış gelmiş. Bu satıştan sonra tekrar bir düzeltme hareketi gelmiş ve sonlara doğru tamamıyla aynı hareketleri yaptın. Yani şuradaki dip, bu dip, buradaki M, buradaki M'i gösteriyor. Buradaki dip tekrar aynı şekilde dip oluşuyor. Ve buradaki hareket aynı şekilde bir satış pozisyonu gösteriyor. Yani satış hareketini tetikliyor ya da habercisi oluyor. Dolayısıyla fiyatın davranışını ya da davranış biçimini öğrenmek çok önemli bu konuda. Bu arada bu günlük bir grafik. Dolayısıyla uzun bir dönem. Fakat geniş bir açıdan baktığımızda bunun uzun dönem işlem açanlar için çok önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu da mesela son dönemlerde olan bir hareket. Aynı şekilde görebiliriz fakat pardon. Buradaki kopyaladığım hareketler günlük çubuklar. Buradaki gördüğünüz çubuklar ise 4 saatlik. Gördüğünüz gibi fiyat sadece günlükte hareketlerini tekrarlamıyor. Davranışsal olarak 4 saatlikte de aynı davranışlarını sergiliyor. Buradaki tepe, buradaki dip, buradaki tepe ile tepenin aynı hareket etmesi, yukarı yönlü hareket. Aynı şekilde fiyatın bazı zamanlarda tıpatıp aynı hareketleri yaptığını gösteriyor bize. Bunları bulmak için yani bütün grafikleri, bütün dediğim sizin incelediğiniz ya da takip ettiğiniz pariteleri an be an takip etmeniz, okumanız, geçmişe gidip onların hareketlerini araştırıp o şekilde bulunabiliyor. Yani az çok bir zahmetli bir iş oluyor fakat bunları bulup kaydettiğiniz zaman ara ara ayda bir veya iki haftada bir bunları kontrol ederek paritenin hangi tip hareketlerde, hangi davranışsal boyutta olduğunu görmek bazen çok güzel işlemler için fırsat sunabiliyor. Şimdi şöyle, bir tane sorumuz var. Bu soru üzerinde bu örneği de anlatacağım. Ondan sonra MetaTrader'ın Tikmili MetaTrader 4 uygulamasından birkaç haftalık seviye anlatacağım. Soru, harmonik formasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada bir harmonik formasyonu konusunda bir örneğimiz var. Bu son dönemlerde, son günlerde olan Avustralya doları, Amerikan doları hareketi. Bu 4 saatlik bir görünüm. Burada gördüğünüz gibi bir direnç hareketi var. Direnç seviyesi var. Burada gördüğünüz bir itki var. Dolayısıyla bir satış pozisyonu, satış hareketi var. Burada da oluşan bir üçgen veya düzeltme hareketi görüyoruz. Fakat aynı şekilde burada bir harmonik hareket de görüyoruz şu şekilde. Şimdi şahsen ben harmonik bir formasyonu genel olarak trade etmiyorum. Yani direnç ve destek seviyelerini takip ediyorum. Fakat harmonik hareketlerin tek başına bir kelebek, bazen kelebek formasyonu da deniyor. Yani tek başına bu şekilde yorumlamak yanlış da buluyorum. Çünkü fiyatı diğer açılardan, farklı açılardan okumak da faydalı oluyor. Örneğin bu şu an gördüğümüz 4 saatlik bir görünüm. Yaklaşıyoruz. Bu 1 saatlik görünüm. Gördüğünüz gibi burada oluşan bir direnç seviyesi var. Aynı şekilde fiyatın bu direnç seviyesinde tekrar direnç ile karşılaştığını görüyoruz. Burada bir düzeltme hareketi var. Bir trend oluşmuş durumda. Son oluşan destek seviyeleri, burada da son oluşan destek seviyelerini görüyoruz. Fakat
yani farklı formasyonlar görüyoruz. Fakat bu sadece bu şekilde değil. Gördüğünüz gibi Fibonacci hareketleriyle de bunu görmek mümkün oluyor. Buradan hareket eden fiyatın bir seviyesine geldiğini, ondan sonra yaptığı düzeltme hareketinin buradaki seviye 0.5'e kadar geldiğini, ondan sonra 1.272 tam olarak da bu direnç bölgesine kadar hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani sadece o formasyona kendimizi hapsedip diğer bütün etkenleri ya da metotları dışarıda bırakırsak bu tek taraflı bir analiz olmuş olur. Farklı bir bakış açısı katmak her zaman bir trader'a zaman veya başka fırsatlar kazandırabilir. Buradaki verdiğim örnekler şimdi birkaç seviye aktarmaya çalışacağım. Soru ve cevaplarınızı soru cevap kısmında yazabilirsiniz. Bunu anlatıp, şu seviyeleri anlatıp sonra diğer soruları da cevaplayacağım. Şimdi şu şekilde Amerikan doları ve Japon yeninde burada galiba var. Tamamdır. Çok güzel. Birkaç seviye mesela hatırlatmak istiyorum. Bu seviyeler mesela 114.50 şu şekilde bakabiliriz. 114.50 seviyesi. Birçok sefer direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Dolayısıyla bunu MetaTrader 4 veya TradingView veya nerede analizinizi yapıyorsanız bunları haftalık olarak direnç ve destek seviyeleri olarak bırakmanız önem arz ediyor. Çünkü bu seviyelere fiyatın yaklaşması önemli hareketlerin yaşanabileceğini sinyalini veriyor aynı zamanda. Mesela 108.50 seviyesi aynı şekilde bir direnç destek seviyesi olarak birçok kez çalıştığını görüyoruz şu şekilde. Yani burada bu seviyelerde direnç ve destek olarak çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde de son dönemlerde o seviyeye ulaşan 104.50 seviyesi Amerikan doları ve Japon yeni için önem arz ediyor. Çünkü fiyatın her zaman bu seviyelerden bir tepki aldığını, bir tepki hareketi bulunduğunu görebiliriz. Euro GBP paritesinde de birkaç seviye var bu konuda. Dolayısıyla onları da çizelim. Bunları haftalık görünümde, çünkü uzun dönem işlemler için yararlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 0.93 ve 0.83 seviyeleri arasındaki bölgenin yıllarda nasıl çalıştığını çok net görebiliriz. Yani 2015'in sonları, 2016 başlangıcından beri çalışan direnç, destek, direnç, destek, ikili dip, direnç, tekrar direnç gibi hareket ettiğini görebiliriz. Yani bu seviyeleri grafiklerinizde bulundurup fiyatın bu seviyelere yaklaştığında güzel karlar da elde etmeniz mümkün oluyor. Bir iki tane daha paritem var. Bunlar hakkında seviyeleri kaydettim. Euro Avustralya doları paritesi var. Bu da haftalık olarak şu şekilde daha yakından da görebiliriz galiba. Tamam. Haftalık görünümde baksak daha doğru olacak galiba. Tamamdır. 1.60 ve 1.60
63 seviyelerinin nasıl çalıştığını bulmaya çalışalım. 1.60 ve 1.60 6 seviyeleri arasında en azından 2,5 yıldır devam eden bir destek direnç range'i bulunuyor. Bu tabii çok büyük bir bölge, 600 pipslik bir bölge. Bunların içinde daha düşük forma, daha düşük zaman dilimlerinde hareketleri takip ederek direnç destek ve daha yakın, daha küçük direnç destek seviyelerini bularak alış ve satış pozları mümkün olduğunu, paritenin davranışsal olarak bunu mümkün kıldığını görmek kolaylaşıyor. Son paritede Amerikan doları, Kanada doları ile ilgili olan hareketi görebiliriz. 1.30 tamamdır ve 1.36.50 seviyesi bir direnç ve destek range olarak çalışmaya devam ediyor. Bu ortalama aynı şekilde bir 2 yıldır çalışan bir bölge. Yani sadece 2 yıl değil, daha öncesinde de çok önemli bir şekilde burada direnç, burada da destek seviyeleri görüyoruz. Aynı şekilde daha önce de çok net bir şekilde çalışmış bu bölgeler. Gördüğünüz gibi 1.30, 1.36.50. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Burada yaklaşan fiyatın sert hareketlerde bulunabileceği, daha düşük saat görünümlerinde yaptığı hareketleri. Örneğin mesela 1.30 seviyesine yaklaşan fiyatın, burada yaptığı hareketler, son oluşturduğu direnç destek seviyeleri kırılması ve yukarı yönlü hareket etmesi bizim için 1.30 seviyesini tekrar destek olarak kabul ettiğinin bir göstergesi oluyor. Nitekim zaten hareket 1.34.20 seviyesine kadar devam ediyor. Sonrasında burada yeni direnç ve destek seviyeleri oluşuyor. Bu seviyeler tekrar kırılıyor. TradingView hesabımızda bu haftanın analizini de paylaştık. Satış için Amerikan doları ve Kanada dolarının müsait olduğunu belirtmiştik seviyelerden. Bir sorumuz var. Fibonacci'nin en önemli seviyeleri hangisidir? Bu arada soru cevaplarınızı yazabilirsiniz eğer varsa. Ya da incelemek istediğiniz bir parite ya da sormak istediğiniz bir formasyon. Fibonacci için şu şekilde bakabiliriz. Daha yakından. Şimdi bir alış hareketi var burada. Yani yukarı yönlü bir hareket var. Dolayısıyla fiyatın, yani hangi yönde hareket ettiğini, nasıl hareket ettiğini takip ediyoruz. Bu arada bu bir saatlik görünüm. Bir saatlik görünümde fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini, buralarda direnç ile karşılaştığını, sonrasında bir düzeltme hareketi yaşandığını görüyoruz. Son oluşturduğu direnç destek seviyelerini kaydediyoruz. Bu destek seviyelerinin ortalama hangi seviyeye kadar geldiğini hesaplamaya çalışıyoruz. Yani Fibonacci extension seviyelerini çizmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de fiyatın nereye kadar hareket edeceğini anlamaya çalışıyoruz. Fibonacci'de şu 3 seviye çok önemli. Yani 0.612, 0.50 ve 0.382. Bu seviyelerin aralığında fiyatın destek veya direnç, yani hangi yönde hareket ettiğine bağlı bulduğunu görebiliriz. Dolayısıyla
Fakat şöyle bir durum var. Hani illa bu seviyelerde direnç destek ile karşılaştı. Örneğin burada destek ile karşılaştı. İlla yukarı yönlü hareket edeceğini de yani %100 bunu kabullenmek doğru değil. Çünkü hala o son oluşan direnç ve destek seviyeleri kırılmadığını görüyoruz. Burada mesela bir saatlikte burada oluşan direnç seviyesi kırıldığını, buradaki çubukların üstten kapandığını görüyoruz. Dolayısıyla alış pozları da devam ediyor. Peki bunun nereye kadar hareket edeceğini görmek için tabii ki bu Fibonacci'nin kurulduğu seviyeleri takip ederek en önemli seviyeler 1.27.2, 1.38.2, bir de 1.618 seviyelerini sayabiliriz. Fakat bunların hepsinin bir önceliği olduğunu görmemiz ya da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla siz ne kadar uzun bir trade tutacağınıza buna bağlı da tabii hangi Fibonacci seviyesinde kar al veya stop loss bırakacağınız size kalmış. Örneğin buradaki seviyenin doğru olup olmadığını aynı şekilde burada oluşan direnç seviyesinden de onaylayabiliyoruz, yani anlayabiliyoruz. Şimdi örneğin 1.38.2 ile 1.27.2 arasında gördüğümüz gibi yaklaşık olarak 6 pipslik bir bölge var. Dolayısıyla evet 1.38.2 çok önemli bir seviye, fakat burada olan, yani nasıl diyeyim, iğne ya da işte mumların hareketi, mumların yukarı yöndeki fiyatlara, seviyelere karşı olan hassasiyetini göze alarak 1.27.2 Fibonacci seviyesini göze alarak tek profit seviyesini buraya kadar bırakmamız gayet makul olacaktır. Bu şekilde daha risksiz bir trade yapabiliriz. Tabii genel olarak trade'leri, yani tek bir tane açmayabiliriz de, daha önceki webinarlarımızda katmanlı bir trade yapma durumunu, katmanlı bir işlem açma durumunu açıklamıştık. Tikmil'in YouTube kanalından onları da bakabilirsiniz. Bu şekilde bugünkü webinarımızda, bu arada eğer herhangi bir sorunuz varsa 5 dakika daha, 10 dakika daha herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Ekşi bu arada, şunu da duyurmadan geçmeyeyim. Ekşi Forex sitesi üzerinden exitforex.com, bizim katılım formumuz var WhatsApp gruplarımızda. Ekşi Forex topluluğuna katılımlarınızı bekleriz veya sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, TradingView hesabımızı takip ederek, Discord hesabımızı takip ederek oradaki bilgileri, materyalleri veya ücretsiz kütüphanemize de dahil olabilirsiniz. Kısaca bugün biz fiyat formasyonlarını, fiyat davranışsal analizini ve tekrarlayan hareketleri anlatmaya çalıştık. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Başka bir soru yok sanırım. Ben teşekkür ederim. Tekrar Salı günü Biden'ın Türk lirası, Trump'ın Türk lirası konulu ile ilgili webinarımız olacaktır. Katılımlarınızı bekleriz. Ondan sonra ise İkbal Hoca'nın ve Burhan Hoca'nın da sunumları olacak. Onları da duyurulardan takip ederek katılımlarınızı bekleriz. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz.